Günaydın, nasılsınız? Moyer Sisters'ın 75 yılında ünlenen hit şarkısı Günaydın, nasılsınız'ı dinlediniz. Avustralya'da hafta sonuna başlamak için harika bir gün. Sunshine 626'da Bernard Sankol'la berabersiniz ve reklamdan sonra Avustralya klasiklerini dinlemek için bizden ayrılmayın. Hadi ama Bernie. Dostum? İyi misin dostum? Bazı kişiler böylesi kokular peşinde koşar. Bu öyle bir şey ki hayatınız boyunca bırakamayacak ve bütün ailenize zevkle koklatacaksınız. Bu harika bir şey. Lanet olsun. Evet. Bunu kendine nasıl yaptın Tanrım? Tanrım gerçekten. Hayır, yapamam, yapamam. Hadi ama Sophie, bir dakika için tehlikeli yaşa. Belki de iki. Aman Tanrım, olay burada olmuş. Bu da ne? Korkunç bir kaza oldu ama bir tek ceset bulunamadı. Belki de uzaylılar kaçırmıştır, ha ne dersin? Affedersiniz.
Lanet olsun. Of. Görev tamamlanmıştır. Tamam, hemen çıkıyorum. Şuna bakın, erkeksi bir tamirci oldun. Alttaki hortumlara bakıyordum. Sızıntı olabilir. Bence bu ihtiyar işimizi görecektir. Yok, görür. Sadece nazik kullanılması gerekiyor. Fazla hor kullanılmış. Değil mi? Özellikle uzun yolda. İyi sürücüyüm. Evet, öylesin ama... Demek istediğim radyatöre baktırmalıydın. Ama sorun değil, senin hatan yok. Hava çok sıcak, hepsi su kaynatır. Evet, tabii. Bence su bir kontrol etmeliyiz. Ama yine de bir miktar daha... Hayır, biraz soğumasına izin verirsek bir sorun çıkmayacaktır. Geri dönmek söz konusu olamaz. Otoyoldan gitmek sence çılgınca bir fikir mi? O karmaşa içindeki teşhircilere katılmak mı? Çok kötü dostum. Harika görünüyorsun Sof. Bak, Wes sana bir şeyler mi söyledi? Buraya gelene kadar çok tuhaf davrandın. Bu hafta sonu için çok heyecanlandım, hepsi bu. Bebeğim, ellerin çok kirli. Hadi gidelim aşağılaki insanlar. Hey Wes, bize bir dakika daha verebilir misin? Hadi atlayın. Ben ciddiyim. Dostum, ne yaptığımı biliyorum. Hayır, bilmiyorsun Wes. Galiba yürüyoruz. Durun. Hey! Hey bekle! Bizi de alır mısın? Bekle! Merak etme, onlar için durmayacağım tatlım. Hey dur! Biz kötü insanlar değiliz! Şuna bakın! Al. Bunu hak ettin. Tanrım, bu da ne böyle? Mekong. Tut şunu. Çekil yoldan. Wes. Wes. Hey, çekilsene yoldan. Şu yoldan çekilir misin lütfen? Merhaba, nasılsınız? Sevgilin ölmeye mi çalışıyor? Bunun için özür dilerim. Onun adına özür dilerim ama o aslında... Burada bu tür şeyler yapamazsınız. Biliyorum. Adım Sophie. Reg. Hey Reg. Şu müzik festivaline, Stockport'a gidiyorum. Sen de o tarafa gidiyor olabilir misin acaba? Nasıl gidiyor dostum? Ne yaptığını sanıyorsun dostum? Seni öldürebilir. Yanılıyorsun, ben ölümsüzüm dostum. Bizi alacak mısın? Hayır, Charlie'nin yerine kadar gidiyorum. Hadi çok yakındayız. Hayır, işimi tamamlamam gerekiyor. Ünlü Avustralyalı misafirperverliği bu mu oluyor yani? Biz. Affedersin, seni alıkoymayalım. Hadi çocuklar. Pazarlama teknikleri kendini beğenmiş. Çıkıyor. Buna rağmen yine de satışlardaki düşüş inanılmaz bir fırsat olarak karşınıza çıkıyor. İnsanlar hayatları boyunca çok çalıştı. Şimdi karşılığını alıyorlar. Bu büyük bir fark. İnsanlar artık bağımsız olacak ve kendilerine zaman ayıracak. Artık daha az çalışıp daha fazla para kazanacaklar. Bu gerçekten kaçırılmaz bir fırsat. İnsanlar hayallerine daha çabuk kavuşacaklar. Ve istediklerini daha çabuk elde edecekler. Hey. Merhaba.
Merhaba, düşündüm de sanırım sizi de alabilirim. Teşekkür ederiz. Ama fabrikada kısa bir mola vereceğim ve birkaç çuval daha alacağım. 20 dakika sonra sizi festivale bırakırım. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Reg. Çok iyi dostum. Arkada oturabilir misiniz? Hepinizi öne alamam. Sakıncası yok. Arkası biraz kokuyor ama... Tamam, o kadar olacak. Hey, bu arada ben Wes dostum. Bu da James. Evet, merhaba. Tanıştığımıza sevindim. Bir dakika beklerseniz arkayı biraz toplamam gerekiyor. Siz burada bekleyin. Teşekkürler kamyoncu. Burada bekleriz dostum. Ne? İsterseniz hala oraya yürüyebiliriz. Yoksa bu köylü seni korkuttu mu? Sof korkmadı. Evet. Biliyor musunuz? İkiniz akraba olabilirsiniz. Ne derler bilirsiniz. Bir köylü kızını olamaz. Köyünden çıkarırsın ama köylü çocuğu kızın yanından ayıramazsın dostum. Lanet olsun. Ona yardım edeceğim. Boş ver, ben giderim. Evet biz gideriz. Yardım lazım mı? Yo, yola çıkabiliriz. Sadece biraz burnunuzu tutmanız gerekebilir. Dostum, Joe Jakarta'da 3 ay açık bir kanalizasyonun yanında yaşadım. Buna dayanabilirim. Ay canına! Aman tanrım. Bu sağlık açısından riskli mi? Hayır, hiçbir şey olmaz. Sadece biraz kan ve kemik. 3-4 çeşit gübre. Yolda ezilmişler. Hadi, ürünler organik. Genellikle organ kullanıyorlar. Evet. Hey. Hadi, binebiliriz değil mi? Evet, hiç sorun değil. Her şey berbatın Avustralyacası bu oluyor. Evet, hey, torbalara dikkat edin olur mu? Yerleri bozulsun istemiyorum, evet. Yani, hadi bakalım. Kapıları kapatalım ve çiftliğe uğrayıp yola devam edelim. Evet. Bunlar için genç değil misin? Hayır. Bernie bunu yıllardır çalıyor. Brian Kidd'in harika sesinden 74 sınıfını dinliyor. Brian kim? Sunshine 626'da Bernard St. John'u dinliyorsunuz. Hay aksi. Ne oldu? Reklam. Bugün yayınlanacağına söz vermişti. Kendi reklamın mı var? Evet. Kamyonda söz ettiği sen miydin? Evet. Sen burada ünlü biri falan mısın? Hayır. Aslında sayılır. Olamaz Bernie. Evet, hadi Bernie. Ve elle yapılmış bu şey Wesley'nin otlu sigarası. Bu bir şaheser. Şey, onu burada yakmayacaksın öyle değil mi? Neden olmasın? Dostum, buradaki metanı bir düşünsene. Havaya uçabiliriz. Hadi oradan. Evet, burada 3 farklı çeşit olduğu kesin. Peki, ama kamyondan iner inmez birlikte bu sigarayı tüttüreceğiz. Elbette. O zaman biraz asit kullanabiliriz. Hayır dostum, ben istemiyorum. Bunlar mavi güneş ışıkları. Evet, ama bu hafta sonu ayık kalmak istiyorum. Teşekkür ederim. Nasıl istersen. İşlerin iyi mi? Talep artıyor, orası kesin. Buna sevindim. Evet, daha yeni Charlie Wick ve oğullarıyla anlaştık. Onlar patateslerini Big Chicken'a satıyorlar. Hiç duydun mu? Evet, şu tavuk zinciri. Çok büyükler. Evet, sanırım bu bizim için iyi bir haber. Benim için. Zengin ve ünlü. Sadece birazcık. Ben buraya dönmezdim. Nasıl? Yenduitli misin? Hayır, buralı değilim ama ben de köyde büyüdüm. Seni şu şehirli kızlardan sanıyordum. Öyle sayılırım. 13 yaşındayken babam beni yatılı okula yolladı ve bir daha dönmedim. Şehri sevdin öyle mi? Hep bir hareket olur. Evet öyle. Karnın acıktığında şehirde Dazzlers var. Bizde Fairland var. Eyaletin en iyi gizlenen sırrı. Bunu kaçırıyorsun. Ayın sadece 3. pazarı açılıyor.
Başka neyimiz var? Kendi sırrınız var. Ne? Şu salvo altılısı olayı. Bence o gerçekten... Bir de Pennywhite tepesi var. Çok üzgünüm. Sevgililerin oraya gidip bakabilirsiniz. Sevgililerim mi? Aa, affedersin, ağzımdan kaçtı. Yani kastettim... Bana asılıyor musun? Hayır, hayır, hayır. Hiç öyle bir niyetim yok. Bak, melek değilim Reç ama kendi çapımda iyi bir sevgili olabilirim. Ya evet, tabii ki öylesin. Nasıldır bilirsin değil mi? Bazen işler çığırından çıktığında aptalca şeyler yaparsın. Ve arada bir şunu söyleyebilmelisin, sonuçlarının canı cehenneme. Hepimiz etten ve kandan oluşuyoruz. Ve kemikten. Komik. Cevizlerin mi kaşığı? Ya hayır, yok bir şey. Sana hiç Ibiza'dayken bit kaptığım şu şişman Alman otostopçusunu anlatmış mıydım dostum? Her tarafımdaki kılları kesmem gerekmişti. Standartlarımı bir daha hiç düşürmedim. Affedersin, sen standartlarım mı dedin? Hey, sana öyle gelmeyebilir ama sizi son gördüğümden beri epey olgunlaştım ben. Ha öyle mi? Ciddiyim dostum, dünyayı görmek insanı değiştiriyor. Hayat tamamen bacak arasından ibaret değil. Hayat insanlarla fikir alışverişi demek. Kazanmış cevizlerinle gerçek bir dünya vatandaşısın. Buna değdiğini söyleyebilirim. Evet, sen ve Sof. Evet, aslında birlikte misiniz? İyi gidiyoruz. Evet, bu harika. 7 yıl sıkıntısı yaşanmıyor mu? Bunun için de mi cevizlerini kazıdın? Krem önerebilirim. Evet. Şuna bakar mısın? Tanrım, olamaz. Sen bayağı ciddisin. John Butler sahnedeyken ona teklif edeceğim. Evet, o adama bayılıyor. Neden diye sorma. Bugüne dek duyduğum en korkunç şey bu. Tanrım, olamaz. Olamaz. Hey, lanet olsun. Hey. Dostum, iyi misin? Olamaz, bunalları dikmiş. Bu adam ölmüş dostum. Evet. Reg Morgan'ın hayatında özel bir kadın var mı? Aa evet, teyzem Nance var. Aa, kastettiğin şey... Evet, doğru tahmin. Evet, bir tane var. Aslında bir bayan arkadaşım var. Çok güzel, peki adı ne? Rebecca. Bex. Ona Bex diyorum. Buradan biri mi? Hayır, kendisi de şehir çocuğu. Senin gibi yani. Hey, şunun sesini açalım. Slim'i sever misin? Bayılırım. Babam sürekli bunu çalardı. I love to have a beer with Duncan. I love to have a beer with Duncan. We drink in moderation. Belki de bizi bir yerde bırakır. Onu bulduğumuzu hala bilmiyor nasılsa. Dalga mı geçiyorsun? Bir adamın cesedi ve 3 tane yeni kurban. Çok kötü bir durum dostum. Böyle şeyler sürekli oluyor. Yani olasılıklar nedir bilmiyorum ama lanet olsun. Ne zaman kırsal alana çıksan orada karşına psikopat bir köylü çıkma olasılığı oldukça yüksek. Öncelikle biraz seninle eğlenirler. Ardından seni bağlayıp bağırmanı izlerler. Ardından kalemlerini nazik yerlerinden içeri sokarlar. Erkeklik organını ateşe verirler. Tamam, durmasını sağlamalıyız. Gördün mü, ben de aslında köylü kızıyım. Aman tanrım. Hey, biliyor musun? Belki o torbalar bekleyebilir. Sizi doğrudan şu festival denen şeye götürebilirim. Gerçekten mi? Bu harika olur. Ah tanrım, işte başladılar. Belki de mola vermeliyiz. Temiz hava alsınlar. Yola çıktıktan birkaç kilometre sonra ortadan kayboldular. Polisin elindeki delillere bakılacak olursa gençlerin festivale gitmek için yola çıktıklarını düşünüyorlar. Onlar kazandı. Kenara çekip ne istiyorlarsa bakalım. Biraz daha bekleyebilirim. Bununla ilgili hadi. Arama çalışmaları devam ediyor. Köylü kuzenin için. Festival mekanında ve çevre yerlerdeki... Kısa bir mola verebiliriz. ...alınmış durumda.
burada bekle. Tabii, ben reklamı dinleyeceğim. Hey beyler. Evet, biraz kokulu değil mi? Bu kiminle konuşuyor? Şey dostum, keseli kürküne karşı alerjim olduğunu unutmuşum. Burada kaşıntıdan öldüm. Tamam, hadi bakalım. Bu mola yeterli. Kamyona binin de sizi en kısa sürede festivalinize götüreyim. Hadi bakalım. Aç şu lanet olası kapıları dostum. Siz yumuşaklar arkada nasılsınız? Yumuşaklar, erkekler gayet iyi. Tamam, artık kapıları kapatıyorum. Sakın ona elini süreyim deme, tamam mı? Ona bir şey yapmayacağım. Eğer çenenizi kapamazsınız. Bu iş çığırından çıkıyor. Aç şu kapıları! Hey Reg, reklamlar başlıyor. Hepiniz rahat mısınız? Hadi şimdi doğrudan festivale gidiyoruz. Aç şu kapıyı, lanet olası! Her şey yolunda. Evet evet, her şey yolunda. Artık yola çıkalım ha. Yerine geç. Parmaklarına dikkat et. Ya, tekrar düşündüm de hazır fabrikanın yanından geçeceğiz. O torbaları bıraksam daha iyi olacak. Bize iyilik yapan sensin. Lanet olası Burnley. Morgans Organic, Lindsay konuşuyor. Biz, Charlevik. Neden geciktiniz? Hala teslimatımı bekliyorum. Reg oraya gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Bugün ekime başlayacağımı biliyorsun. Burada 10 adam oturmuş bir taraflarını kaşıyorlar. Bu ürüne çok şey bağladım hepimiz ben. Hepimiz öyleyiz, hepimiz öyleyiz. Yeni karışımla kazanan sen oldun Lins. Ama haberin olsun. Yeast'ten gelen temsilci benimle iş yapmaya istekli. Torbalarını hemen alacaksın. Morgan kardeşler garanti ediyor. Bekle, 2 dakika sonra arayacağım. İşte geldik. Evet, geldik. Güzel yermiş. Evet. Evet sevgili dinleyiciler. Sana yardım edeyim mi? Evet. Teşekkürler. Hey çocuklar, dışarıda neler oluyor? Bizi ne zaman çıkar? Onları da çıkaralım mı? Evet, birazdan çıkarırız. Biraz önce havalandılar, kendi gözlerimle gördüm. Ben ciddiyim Reg. Hadi aç şu kapıyı. Zof, orada mısın? James! Önce torbaları alalım. Reg! Charlie Vick aradı. Hala o torbaları. Sana oradan uzak dur dedim. Zof, bu işin rengi değil. İyi günler bayan. Burada neler oluyor? Ve buradaki adam ölmüş. Burada bir ceset var. Bu adam gelinin teki. Hayır. Sen ne yapıyorsun? Bırak tamam. Beni. Reg, Reg kapıyı aç. İstek ve aşağılama. Bu hiç komik değil. Hala reklamı duyamadım. Bir şey duyuyor musun? Korkuyorum. Yeter artık. Burnley neden bizi oyalıyor bilmiyorum. Bu da kim? Adı Sophie. Peki içerideki kim? Sevgilileri. Hayır, arkadaşları. Birisi sevgilisi, bilmiyorum. Çok karışık. Ayrıca bu sabah Jijara yolunda bulduğum ölü bir adamın cesedi de var. Sen ne halt ettiğini sanıyorsun? Taze ceset lazım Lins. Ne demiştin? Yıldızlar doğru konumdaysa getirdiklerine hayır diyemeyiz. Salvo altılısında olduğu gibi. O çocuklar zaten ölmüşlerdi beyinsiz. Bu tür şeyler dikkatli bir planlama ve hareket gerektirir. Bunu kendi başına yapman imkansız. Kimin gördüğünü Tanrı bilir. Kimse bir şey görmedi.
Hadi ama hep daha girişimci olmam gerektiğini söylersin. Burada emir komuta zinciri var Reginald. Burayı kimin yönettiğini unuttun mu? Ben sadece işi düşünüyordum. Öfkeli olduğunu gördüm. Torbaları eski ürünlerimizle doldurdum. Bir numaralı müşterimizi kandıramayız. Morgan kardeşler de bu tür şeyler yapmayız. Neden teslimatı geciktirdiğimi sanıyorsun? Ya Charlie'nin bu ürünü geçen defaki gibi olmazsa? Doğrudan Yates denen adamlara gider. Ve bu da yaptığın tüm çabaların sonu demektir. Bir çözüm yolu bulacağımızdan eminim. İndir bizi. Evet biz... Evet biz... Sakin olmanız gerekiyor bayan. Sophie. Tamam, hey, o çubuğu bana dokundurma, tamam dostum. Yerinde olsam yanlış bir şey yapmam, pislik herif. Reç o şeyi iyi kullanır. İmdat! Yardım edin, imdat! Burada polis için boşuna bağırmayın. 100 dönümlük arazi içindesiniz. Söyle ona ne yaptın? Hiçbir şey. Sadece onu bağladım. Kapa çeneni Reg. Evet. Kıpırdayın. Çalıyorlar. Merhaba, ben Lindsay. Ben de Reg. Morgan'ların yeni kırıştığı. Hayır, kıpırdama. Vur onu Reg. Ves, kaç hadi. Vur onu Reg. Kaç. Sağlarız. Morgan kardeşler. Vur onu. Kardeşler garanti ediyor. Morgan kardeşler garanti ediyor. Tanrı aşkına vursana şunu. Sayesinde ürünleriniz çok daha hızlı büyüyüp gelişecekler. Morgan Organics'in %100 doğal sayesinde ürünlerinizden kısa zamanda çok iyi sonuçlar alacaksınız. Aldığınız ürünün verimini %100 garanti ediyoruz. Eğer o yabancı sapığı buraya getir. Reklam güzel olmuş değil mi? Bizi bekleyen insanlar var. Evet, daha önce onlara söylemiştik. Burada biraz sessizlik istiyorum. Hey dostum, biz sadece festivalimize gitmek istiyoruz, tamam mı? Biraz müzik dinlemek, biraz kafayı bulmak istiyoruz. Muhtemelen pazartesiye kadar her şeyi unutmuş olacağız. Şunun ağzını kapatır mısın? Bu hepimiz için gergin bir dönem. Bu adam da kim oluyor? Şirketi seni sanıyordum. Hadi. Reci. Bex buna ne diyecek? Sanırım hiçbir şey demeyecek. Reg. Dışarı çık. Derhal. Ne? Buraya gel Reg. İnisiyatif kullandın öyle mi? Evet öyle yaptım. Buraya gel dostum. Canımı yakacak mısın? Hayır. Buraya gel. Seninle konuştuklarında farklı oluyor ha. Bak beni onaylayacağını...
beni çok zor bir pozisyona düşürdün Reginald. Ne istediğini söylediğini hatırla. Derin nefesler al. Eğer ben olsaydım, patron olsaydın, ne yapardın ha? Söyle. Muhtemelen onları bırakırdım ve olanları unutturdum. Hayır, ben bilmiyorum. Çarlivik yeni karışımdan istiyorsa, yeni karışımı alacak. Şimdi ayağa kalk ve yardım et zavallı. James, James. Hey, iyi misin? Evet, peki ya sen? Evet. Hey Sof, şuna bir bakar mısın? John Butler'a kadar yetiştirebilir miyim bilmiyorum ama oraya gitmek ister misin? Tanrı aşkına ve acele et. Merak etme. Hadi. Şu anda uyuşturucunun etkisindeyim. Bu asit muhteşemdi. Oldukça saf. Çıkabilirsen kaç. Hayatını kurtarmak için kaç. Ana yola çık ve yardım bul. Bir şeyler yap. Beni merak etme. Kendimi gerçekten harika hissediyorum. Durdurulamaz. Morgan's Organic mesaj bırakın. Lindsay, ben Charlie. Reş'ten hala bir iz yok. Beni ararsın değil mi? Filtre temiz mi? Evet, önce onu temizledim. Evet! Küçük sapı ben hallederim. Diğerlerini sen hallet. Ağızlarını bağla. Ha, tamam. Bu oldukça sıkıymış. Ona zarar vermeye kalkma lanet olası psikopat. Biz psikopat değiliz, tamam mı? Bizler küçük ölçekli iş sahipleriyiz. Sıkı olmadı ya. Onunla konuşmayı bırak. Konuşmuyorum. İhtiyar uyandırmanın zamanı geldi. Sen bunları bileklerine bağlar mısın? Jarvis için nelerimi vermezdim. İşler iyice düzelince ha? Dostumuzun potasyum seviyesini merak ediyorum. Sen kes. Hadi Reç. Pantolon öyle mi çıkarılır? Yukarı kaldır.
işleme hazır mısın? Tamamdır. Yavaşça indir. Linz. Ses kontrol ne zaman? Kapa şunu Linz. Onu öldüreceğiz. İyileşeceksin dostum. Seni tutuyorum. Lanet olsun. Ne? Bu sıva altından değerli. Ha? Potasyum seviyesi çok yüksek. Bu gerçekten harika. Ha? Bu sefer çok iyi yaptın Reci. Hey, belki de ölmüş olsaydı işimize daha çok yarardı. Yani biliyorsun, kalbi hala atıyordu yani. Bence aşırı faaliyette miydi? Hey, bu malzemeyle nalamuru bile gübreleyebiliriz. Eski malzemeyle karıştırırsak bunu Charlie'nin tarlalarına rahatlıkla yollarız, değil mi? Evet, hayır. Bu işi doğru yapacaksak bu kıllı pislikten daha fazlası lazım olacak. Birkaçını daha kullanacağız. Şimdi. Linz? Linz? Sana en yüksek devri vereceğiz. Hayır. İşin çabuk bitecek. Ne kadar çırpınırsa o kadar iyi. Heyecanını iyice arttırmak gerekiyor. Bir bu eksikti. Şunun pantolonunu çıkar. Bu sefer saçmalamazsan sevinirim. Ver şunu. Güzelmiş. Yeni Jarvis'in taksitlerinden biri çıktı. Hey! Yakala onu Rek. Hadi yakala.
303'ü al gerizekalı. Evet. Lütfen dostum, hadi in şuradan. Hadi in dedim. Hadi. Üzgünüm Linz, onu durduramadım. Ben gidip getiririm. Yardım lazım mı? Yokken aptalca bir şey yapmaya kalkma. Nancy ve diğer kadınlar faydalı şeyler yapıyor. Salvo altılısı yardım etkinliği önümüzdeki cumartesi Kral George gösteri yerinde. Şimdiden söyleyeyim, eleştirmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. 1-0-4-6-8-8 aradım. Lütfen mesaj bırakın. Merhaba Nancy teyze, benim Reci. Biraz sohbet etmek için aramıştım. Önemli bir şey yok. İşime döneyim, olur mu? Görüşürüz. Evet, çok iyi gidiyor. Merhaba, ben Nancy. Ben de Rich. Ve size yeni muhteşem karışımımızı anlatacağız. Organik gübrelerimiz nitrat, kalsiyum ve potasyum açısından çok önemli. Yani sebzelerimize her ne püskürtüyorsanız, Morgan'ların yeni karışımı bahçenize çok iyi gelecek. Morgan kardeşler bunu garanti ediyor. Sizi gübreleyeceğiz. Rich ve Nancy'nin güçlü yeni karışımı. Bu arada ben de kullanma fırsatı buldum ve harika bir malzeme. Sebzeleriniz hızla büyüyor. Hepsi muhteşem görünüyor. Bu kadar iyi ki kendiniz yetiştiriyorsunuz. Seninle konuşmuyorum. Bunu da biliyor musun? Hı hı. Tamam, ama çığlık atmak falan yok. Tek hamlede çıkaracağım. Bırak gidelim. Lütfen bırak gidelim. Yemin ederim konuşmayız. Başının derde girmemesini sağlarız. Hayır, yapamam. Senin kötü biri olmadığını biliyorum. Çok iyi birisin. Sadece kötü bazı şeyler yaptın. Abin. Hepsini o yaptı. Onun fikriydi. Onlara böyle söyleriz. Ama onun fikri değildi. Bu sefer benim fikrimdi. Benim aptalca gereksiz fikrimdi. Ama sen o adamı kurtarmaya çalıştın. Onu öldüren kişi Lindsay'di. O asla çabaladığımı ve yaptığım katkıyı görmez. Belki de buraya gelirsen rahatlamana yardım ederim.
Üzerindeki gerilimi azaltabileceğimden eminim. Öğrenmesine gerek yok. Yani sadece seninle ben. Nasıl yani? Kamyonda yaptığım onca kur. Aramızda bir şeyler olmadığını söyleyemezsin. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Yalnız kalabileceğimiz bir yer var mı? Bex'in öğrenmesine gerek yok. Hayır. Ya. Bu doğru olmaz. Buraya gel Reg. Hadi. Sen ciddi misin? Tabii ki ciddiyim. Sakıncası yok. Yanağıma dokun. İşte böyle. Şimdi de saçımı açar mısın? Şimdi de öp. Çöz beni Reg. Ne oldu? Hayır. Yo. Nasıl bir kızsın biliyorum. Senin gibileri televizyonda gördüm. Paris Hilton ve diğerlerinin hepsi. Birbirinize benziyorsunuz. Hayır. Tek istediğiniz seks ve uyuşturucu ve iyi eğlence. Bu doğru değil. Hayır, ben öyle değilim. Yakınlaşmak istiyorum. Bir şeyler olduğunu sanıyordum. Hayır. Gerçek bir hanımefendi karşılaştığı herkesle yatağa girmek istemez. Gerçek bir hanımefendi yabancılara kur yapmaz. Gerçek hanımefendi aynı anda iki adamla birden sevişmez. Hayır, bu doğru değil. Bana kendin söyledin. Şimdi üç kişi oldu. Aman tanrım. Lütfen Reg. Sonra haberlerle köylüler birbirine sahip çıkarlar sanıyordum. Hayır. Sen köylü değilsin. Sen bir şehir sürtüğüsün. Bizi buradan çıkarmaya çalışıyorum. Saçma sapan konuştuğuna bakma James. Risk olmadan kazanç olmaz deyimine inanıyor musunuz? Üst düzey pazarlama dünyasının heyecanını yaşamak için neyi feda edersiniz? Merhaba, ben Aspire Yatırım Grubu'ndan Gary Spire. Biz Spire'da sizin gibiler için özel yatırım fırsatlarını belirliyoruz. Belirlediğimiz bu fırsatlar derin analizler sonucu ortaya çıkıyor. Bize güvenin. Geldim dostum, geldim buradayım. Emin adımlarla ilerleyin. Evet sevgili dinleyenler, yayınımıza... Hey! İmdat! Yolculuk için en iyisi. Bir
doğaya yakın olmak huzur için tek çare. Aslında ne olduğunuzu anlamanın bir yolu. Hayatta kalmanın ve yaşamınızı sürdürmenin bir yolu. Hem doğayla uyum içinde olun. Bir sen eksiktin. Yaşasın! Anahtar. Anahtarlar nerede? Ne tarafa gitmeli? Nereden birini bulmalı? Nerede? Özür dilerim. Merhaba. James, lütfen bana öyle bakma. Bütün dikkatimizi buradan kurtulmaya vermeliyiz. Bence şu anda bizim bu konuşmayı yapmamız senin açından hiç adil olmaz. Pekala, tamam, bilmek mi istiyorsun? Peki. Wes'le olanlar için gurur duymuyorum. Ama oldu işte. Ve gerçekten irdelemek istiyorsan o zaman belki de bazı sebepleri vardır. Belki de birkaç şeyi açıkça konuşmalıyız. Şimdi beni can kulağıyla dinlemeni istiyorum James. Kapa çeneni. Her şeyin senin istediğin gibi olması konusunda iyi bir örnek oldun. Peki bazı şeyleri farklı isteyebileceğim hiç aklına geldi mi acaba?
Kısa vadeli hedefler ve 5 yıllık planlar lanet olsun bana göre değil. Ev teftişleri, şaraphane turları, bürodaki fıstıklar, proje müdürü arkadaşların ve onların aptal sıkıcı sevgilileri. Sürekli faiz oranları ve Clarke'nin vuruş yüzdelerinden bahsediyorsunuz ve çevre için bir şeyler yapma adına hep John Butler dinliyorsunuz. Çok saçma. Ben lanet olası John Butler'a 1 dakika bile dayanamıyorum. Hayır. Bir bu eksikti. İyi günler Berkey. Şu anda durmama imkan yok çünkü ben. Lanet olsun, lanet olsun. Pislik ve aşağılama. İyi günler Berkey. İyi günler. Seni hangi rüzgar attı? Kaza mahalli için geldim. Şu Jijara yolundaki. Öyle mi? Evet, sürücüsünü arıyorum. Adam çekip gitmiş. Sıra dışı bir şey gördün mü? Hayır. Hayır, görmedim. Ortadan kaybolmuş. Ne tuhaf. Evet evet, hem de çok tuhaf. Bu da Savo altılısına benziyor değil mi? Bu sefer başka ipuçları var. Aracın yanında bazı lastik izleri buldum. Lafı açılmışken... Evet. Önümüzdeki hafta yardım etkinliğine geliyor musun? Evet. Bu yıl bal kabakları nasıl? Onlar... İyi. İyi. Görüşürüz. Gitmem gerekiyor. Ve şimdi de benim o festivale gitmemi istiyorlar, tamam mı? Kargaşadan korkuyorlar. Saygısız çocuklar. Baksana, geçen yılı hatırlıyor musun? Bazı gençlerle Billy Fever ağırda sevişirken bulunmuşlardı. Evet, kötüydü. Gerçekten kötüydü. Yine de turizm bölge için hiç fena olmaz. Aa, bu arada biraz önce Sunshine reklamını dinledim. Öyle mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Hoşuma gitti dostum. Gerçekten komikti. Her neyse. O gençlerin nerede olduğunu bilmiyorsun demek ki. Bu da neydi? Ne neydi? Bagajından ses geliyor. Açsan iyi olur. Ne biliyor musun? Bir kanguruya çarptım. Öyle mi? Ve öldükten sonra hayvanın sinirleri boşalınca bu şekilde çifteliyor. Ha. Evet. Ve hep böyle olmaz mı? Yolda ezilenleri toplayıp gübre üretiyoruz. Böylece ortalık temizlenmiş oluyor. Ülke ekonomisine katkı. Çok iyi yapıyorsunuz. Evet, üstümüze düşeni yapıyoruz. Bizim işimiz bu. Sinirleri boşalıyor. Bunu sevdim. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Bakar mısın Lynch? Motoru kapatır mısın? Hey! Bagajı açsana! Ne oldu? Bir şey mi unuttun? Neler oluyor? Ne? Hayır. Burada aklımı kaçırmak üzereyim dostum. Ne biliyor musun? Lanet olası, bagajı açın artık. Bagajı aç Lynch. Açamam. Sana aç diyorum. Açın şunu. Bak, bence bu... Aç şu lanet olası bagajı Lynch. O pisliklerden bir tanesi benimle. Şu lanet olası bagajı aç. Dalga. Evet evet, sıkıntı yok dostum. Bu ne böyle? O manyak benim potasyumumu istiyor. Sakin ol gençte, sakin ol. Bak, yardım çağıracağım, tamam mı? Dostum, ne diyebilirim ki? Kötü bir gün.
Ah, lanet olsun. James, sanırım ben ona yetişebilirim. James! Hey, dayan, tamam mı? Reg, James'in başı dertte. Sana meyve suyu getirdim. Portakal suyu sever misin? Bak. İç şunu. İhtiyacın var. Bak, ruhumun derinliklerinde araştırma yaptım ve bana kalırsa... Güzel. Bu harika. James'e yardım et. Dur. Bunu tamamlamam lazım. Bana kalırsa Lindsay döndüğünde bu konuyla ilgili onunla ciddi bir konuşma yapacağım. Bu zekice bir hareket olur ve... öyle dediğim için özür dilerim. Biliyorsun, kötü şeyler söylemişim. Evet, bak, onları unutalım gerçekten. Hayır, 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 hayır. Senin gerçek bir hanımefendi olmadığına yönelik söylediğim şeyler. Gerçek bir hanımefendisin. Tanıştığım ilk hanımefendisin. Bex ne olacak? Hayır, o gerçek değil. Yani gerçek ama bu biraz karışık. Benimle o şeyi niye yapmaya çalıştığını biliyorum. Çünkü mecbursun. Ölmek istemiyorsun. Anlıyorum. Ben de ölmeni istemiyorum. James, bu olacak. Tamam efendim. James! Reg! Bandını aç! Senin pis koltak seni! Hey! Onunla bu şekilde konuşamazsın. Bu koltakla istediğim gibi konuşabilirim, tamam mı? Hey! Bu... Reg! Ben gidip bir bakayım. Çöz bizi, Reg! Hem de gözlerimin önünde. Reginald! Ben onunla konuşacağım. Her şeyi halledeceğim. Hayır, hayır, Reg, bekle! Lins, konuşmalıyız. Evet, konuşmalıyız. Bunu yapmamın bir sebebi var. Neymiş o? İçeride devasa bir pasta mı pişiriyorsun? Anlamıyorsun, değil mi? Yüzüne karşı söylüyorum, ben artık bıktım. Hayır Reg. Ben bıktım. Gördün mü, söylediğim şey buydu. Bana böyle davranamazsın. Tek yaptığım şey arkandan pisliğini temizlemek. Biri bitmeden diğer pislik çıkıyor. Sonuncuyu göstereyim mi? Ha? Heyecan verici. Kalk ayağa, beceriksiz. Önce bagaja bir bak. Sonra ne yapacağımızı söyle bakalım. Ve bir dahaki sefere bal kabaklarımı parçalamadan önce... git kendini tatmin et ve rahatlat. Lanet! Ne yapıyorsun ha? Hayır Lins. Lins. Tanrı aşkına konuşma. Nancy geliyor. İşte orada Margaret. Merak etme, çabuk gideriz. Lindsay, hala orada mısın? Lins! Kes şunu! Dostum elin. Al mendilimi kullan. Bunu iyice bastır. Baskıyı hiç azaltma. Tamam. Tamam, teşekkür ederim dostum. Bizi buradan çıkaracağım. Biraz sakin ol. Hı-hı. Lindsay! Peki kaç kez oldu? Ne? Sen ve siz kaç kere beraber oldunuz? Tanrı aşkına saçmalamayı bırak. Leşla onun arası olabilir mi mesela? James, kaç kere olduğu neyi değiştirir? Bu birçok şeyi değiştirir. Burada büyük bir ihanet söz konusu.
Ve daha büyük bir oranda bağışlanabilirlik var. Yani bir kere olduğunu söylesem kendini iyi hissedecek misin? Muhtemelen. Sadece bir kez oldu, tamam mı? Yalan söylüyorsun. Lanet olsun. Oldu işte. Başka neyi bilmek istiyorsun? Tarihleri ve sayıları bilmek istiyorum. Ayık mıydın yoksa sarhoş muydun bilmeliyim. İlk hamleyi kim yaptı? Nerede oldu? Sonra ne giyiyordun? Oynaşmalar, elleşmeler, farklı istekler. Bana ihanetinin büyüklüğünü tam olarak anlat. Yani eğer bu işe devam edeceksem... Ah, aman Tanrım. Au! Nancy! Beni çok korkuttun. Merhaba Nancy. Nasılsın aşkım? Ben bugün fazlasıyla yoruldum. Çok mu işin var? Evet, iş hiç bitmiyor. O iğrenç şeylerle çalışırken üzerine bir önlük giysen iyi olacak. Bir dahaki gelişimde sana bir tane getireceğim. Bunu yapmana gerek yok. Saçmalama lütfen. Margaret nerede? Margaret buraya gel. Sen burada bekle. Ben onu bulurum. Ben içeri girerim aşkım. Evet. Hayır olamaz. Hayır bunu yapamazsın. Onu bana ver seni küçük budala. Ver. Ver. Çaydanlığa su koyabilir miyim? Evet, evet. Ben de az sonra yanındayım. Lindsay! Lindsay! Dostum, yakınlarda bir yerde bir vizyon anahtarı olacak. Değil mi? Elin yan tarafa doğru bir bakarsan. Sanırım... Evet, onu buldum. Aferin sana. Seni vurduğum için üzgünüm. Hayır, hiç sorun değil. Evet. Büyük bir siparişi yetiştirmem gerekiyor. Nense o yüzden çıkmalıyım. Ben seni tutmayayım tatlım. Sadece o güzel bal kabaklarından iki tane almak için uğradım. Ödül kazananlardan değil tabii. Daha küçük olanlardan iki tane yeter. Kızlarla ben Salvo Altılısı etkinliğinde bir pasta standı kuracağız. Evet, evet elbette. Gerekeni veririm. Reci teslimatlarımı dağıtıyor. Reç mi? Evet, Reç. Reç daha uzun zaman burada olmayacak Dance. Gerçekten mi? Evet, evet. Queensland'deki kuzenimiz Ruth kansere yakalanmış. Evet, evet, evet öyle. Reç oraya onlara yardım etmeye gitti. Uzun süre dönmez. Arabayla mı gitti? Yo, uçakla gitti. Tuhaf, daha 1,5 saat önce kendisini Old Cup yolunda giderken gördüğüme eminim. Havaalanına gidiyordu. Kamyonla mı? Evet, yarın gidip alacağım. Peki P-76'yı geri nasıl alacaksın? Burke ile gidebilirim. Ya da birisi beni oraya bırakabilir. İstersen ben götürebilirim. Her şeyi ayarladım bile Nancy. Her şeyi ayarladım. Elimi geri dikebilirler mi? Evet, tabii. Jacaranda Crest'deki Bob Clay. 10 yıl kadar önce çit direklerini dikerken kendi elini kopardı. Cesur ve budala birisi onu bulmadan önce 20 kilometre yürümüş. Ama biliyor musun? Elini buldular. Bir buzluğa koydular. Helikopterle şehre yolladılar. Kısa süre sonra eli eskisinden farksızdı. Öyle mi? Yani yalan söylemeyeceğim. Eli tam iyileşmedi. Çiftçiliği bırakması gerekti. Ama bunu bile kendi lehine çevirmeyi bildi. İyileşme sürecinde tabela boya sektörüne girdi ve şimdi kendi işini kurdu. Tüm dükkanlarınkini o yapar. Kamyonumu o boyadı. Yani umut var değil mi? Evet. Ama elimi bulmamız gerek dostum. Dostum. Söz veriyorum. Buradan kurtulur kurtulmaz diğerlerini alırız. Elini buluruz. Seni doğruca hastaneye götürürüz, tamam mı? Sence bana helikopter yollarlar mı? Bunu yapacaklarından eminim. Harika. İyi misin sen Lynch? Tabirimi mazur gör ama gerçekten çok bitkinsin. Yo.
Ben iyiyim. Kistin yine rahatsız mı ediyor? Yok, hayır. Sadece çok meşgulüm Nens. Tanrım, keşke şu lanet olası reklamı hiç yayınlamasalar. Lins, hayatım, bu reklam çok güzel, çok da komik. Morgan kardeşler garanti ediyor. Morgan kardeşler garanti. Affedersin Nens. Güney bölgesinde meydana gelen çok kötü bir gün. Tabii ki öyledir. Sadece rahatlaman gerekiyor. Oo Tanrım, çok gerginsin. Sana sözünü ettiğim Guildford'daki o adamı görmeye gittin mi? Biliyorsun şu öfkeyle ilgili olanı. Hayır. Hayır, gitmedim. Bu arada psikiyatristin çok faydası olacağını sanmıyorum. Hayır. Neye ihtiyacın var biliyorum. Sıcak bir fincan çaya. Muhtemelen Charlie Wick'ti. Ona söz vermiş. Sen olduğun yerde kal Lindsay Morgan. Bırak dedi sekreterler halletsin. Hayır Margaret, artık dışarı çıkabilirsin. Peki iyi yapıyor muydu? Evet, seni hiç gıdıklamamıştır. Yani cevizlerini tıraş ettiğine göre. Çünkü ben sadece profesyonellerin öyle yaptığını duymuştum. Nasıl bir iş yapıyorsun? Uyuşturucu mu kaçırıyorsun? Tanrı aşkına sor. Bana katılmak istemiyor musun ha? Tanrım, canlandırabiliyorum. Neredeyse oraya gelip torbalarımı kendim alacağım. Evet, canlandırabiliyorum. Lanet olsun. Hadi. Lanet olsun. Tamam Margaret. Hadi dostum. Hey, ne yapıyorsun? Elim nerede, onu arıyorum. Önce diğerlerini bulalım, olur mu? Elime ne yaptı ki? Bilmiyorum ama gitmeliyiz, acele et. Hadi. Konuş benimle. Pekala James. Detayları mı istiyorsun? Evet, hadi. Anlat hadi. Rich. Harika. Gelsene dostum. Ama onu bulacağız, değil mi? Bu Wesley. Eline ne oldu? Seni hain köpek. Merhaba çocuklar. Neler oluyor? Yok bir şey. Uğradığım ihanetle ilgili konuşuyorduk biz de. Sof tam anlatmak üzereydi. Teşekkürler Reg. Yaralanmışsın. Hayır, hiçbir şeyim yok. Belki de bu duruma sen ışık tutabilirsin ha? Keşke renklerle konuşabilseydim. Hey, bağlar biraz değişiktir. Onları aşağıdan... Doğuştan yeteneklisin. Affedersiniz ama asıl konumuza geri dönebilir miyiz lütfen? Hey Jimbo! Seni kendi ellerimle öldüreceğim aşağılık herif. Hey! Onu rahat bırak. Hey durun, yapmayın. Hey beyler durun. Hemen durun. Dur. Durun Jay. Dedim. Anlamıyor musunuz? Şu anda yaptığımız şeylerin bir önemi kalmadı. Ya da yapmadığımız şeylerin. Yapacaklarımız önemli. Çünkü bazen yapmamız gereken şey... Tanrım, neden hep şey diyorum ama... Ama bakın... Demek istediğim... Yaptığınız şeyleri... Geri alamazsınız. Ama yapacaklarınıza... Tanrım... Konuşma konusunda iyi değilimdir ama anladınız değil mi? Evet... Hadi toplarım ve bu psikopatı dinleyin hadi. Reg bir psikopat değil. Arkadaşını şehre götürmeliyiz. Yoksa Bob Clay'in özel modeli olacak. Araç kullanır mısın? Evet, ne yapacaksın? Doğrudan içeri girip anahtarları Lins'ten alacağım. Eğer vermek istemezse ondan zorla alacağım. Elim ne olacak dostum? Bir dakika için lanet olası elinden söz etmesen olmaz mı?
arkadaşlarınla ilgilenirsin. Artık benim yapma zamanım. Bu adamın nesi var böyle? All the children think I'm handsome. Their fathers think I'm mad. Their mothers think I'm a villain. But I'm just a lovable lad. I'm loved by the poor and the wealthy. Loved by the good and the bad. Loved by the fat and the skinny. Because I'm a lovable lad. Çok gerginsin. Evet. Zavallı aşkım. Üstelik çok da yorgunum. Ama birimiz gitmek zorundaydık. Ve giden hep Reç olmuştur. Madem o gitti, şimdi diğerlerine ben yardım etmeliyim. Orada ne kadar kalacak demiştin Vince? Aa, söylemesi zor. İhtiyar Jack'i kanser. Ama epey sürer gibi. Kim bilir, orayı sevebilir de. Sahildeler. Geriye hiç dönmeyebilir. Her neyse, Reç'in gitmesi iyi olmadı. Onun yokluğu burada hemen hissedilebiliyor. Hayır. Hayır, yokluğu çok belli oluyor. Kalbinin derinliklerinde ona değer verdiğini biliyorum. Kendisine seni örnek alıyordu. Onun babası gibiydin. Sen de olmayan annesiydin. Her neyse. Yalnız olmanın tadını çıkaracağım. Evet, bundan eminim. Oh, ah. How about we just run for it? We get into town. The three of us can sit down and talk through all this shit so I can get a little bit of fucking closure. I'm waiting for the chopper, man. They're gonna put me back together. It's a beautiful, clean slice. Look. Ow! Aman tanrım. Hey Jimbo! İşte orada! Wes! Buraya gel! Buraya gel! Lanet olsun! Wes, geri gelsene! Buraya gel! Hadi gel! Sok, hey, hadi gel. Hadi gel buraya! Gel buraya! Hey! Hey! Margaret, sen misin? Margaret, hayır. O lanet köpeği bırak şimdi. Oh, Margaret. Hayır, hayır. Hayır. O benim elim. Ben buradan gidiyorum artık. James. Sophie, hadi gel. Çabuk. Hadi gel. Hadi. O
Onu vurdun. Festivale giden o yumuşak çocuklardan biri olmalı. Rage, burada ne yapıyorsun? Aynı soruyu ben sana sormalıyım. Birkaç bal kabağı almaya gelmiştim. Buna öyle mi diyorsun? Onu bırak Rage. Ne yaparsın? Öldürür müsün? Beni gübre yapmak için öldürmediğini sanıyordum. Burada kimse kimseyi gübre yapmayacak. Rage, o satırı elinden bırak. Lince, sen de silahını bana ver. Lince, bu fabrikada çok kötü şeyler yaptın. Kapa çeneni Rage. Bana çeneni kapa deme. Şu andan itibaren tokat atmayacaksın, boğmayacaksın ya da isim takmayacaksın. Lince, telefona gidip Yenduit polisini arar mısın lütfen? Onlara Morgan kardeşlerinin teslim olacağını söyler misin? Burada neler oluyor böyle? Müptela gençler arazime izinsiz girdiler ve ben de onları vurdum. O zaman neden Salvo altılısını anlatmıyorsun? Kapat şu lanet çeneni gerizekalı. Salvo altılısı hakkında ne biliyorsun? Ya da kulübeye gelen o iki korkmuş çocuk. Bence bu kadar saçmalık yeter. İkiniz de çok tuhaf davranıyorsunuz. Gerçekten tuhaf. Karakolu arayacağım ve Berkey'i buraya... Ne yaptığını gördün mü? New Orleans'taki Pontchartrain Gölü'nde kırılmış bir set görüyoruz. Lanet olsun ha! Seni hain! Git başımdan! Sophie! Anahtarı aldım! Sophie! Anahtarı aldım! Oraya geri dönmüyorsun. Gel buraya. Madem öyle ilişkimiz bitti. Hadi gidelim. Sophie! Çocuklar! Annem seni görse hüsrana uğrardı. Farklı bir günde harici. Kimse için çok iyi bir gün olmadığını biliyorum ama... küçük bir işletmen varken böyle riskleri göze alırsın. Neden Lins? Hepsi bitti. Artık paçanı kurtaramazsın. Bunu bilmiyor muyum? Durumun umutsuz olduğunu anlamıyor muyum? Hayır, sorun şu ki... ben sözümü tutarım. Charlie Wick'e bir söz verdim. Bir ton... yeni karışımdan teslim edeceğim. Evet. Bu sözü yerine getireceğim. Morgan kardeşler bunu garanti ediyor. Senden istediğim tek şey beni biraz onaylamandı. Eğer toprağın kaynamaya başlarsa emeğinin karşılığını alamazsın. Kemik ve kan sana güzel bir hediye olacak. Morgan's Organic.
bahçelerinizi güzelleştiriyoruz. Morgan kardeşler size garanti veriyor. Evet öyle. Bu bir Morgan kardeşler garantisidir. Vay vay vay. Bakın küçük kız gelmiş. Kendisi keskin nişancı. Zamanında domuzları vuruyordum. Bir tane daha vururum. Ondan hemen uzaklaş. Oo. Artık Bex'in bir rakibi var öyle mi? Hadi bakalım enayi. Tüfeği bana ver. The Morgan Brothers guarantee. Oh, when your soil is off the boil and you get nothing for your toil, a lumberman will fix you up a treat. Morgan's Organic will get your garden growing great. Oh, that's the Morgan Brothers guarantee. Yes, it is. A Morgan Brothers guarantee, that is. Sunshine sounds good to me. Evet dostlar, bu bizi başka bir Avustralya müzik maratonunun sonuna getiriyor. Umarım hoşunuza gitmiştir çünkü benim gitti. Önümüzdeki cumartesi Kral George gösteri alanında Salvo Altılısı yardım etkinliğinde görüşürüz. Beni üç sıralarında sebze standında bulursunuz. Toprak adamı olarak bal kabağı yarışında hakemlik yapacağım. Elle yemeği severim, bu yıl tüm çiftçiler için hedef çok büyük ve ortada korkunç bir rekabet var, biliyorum. Umarım başımı belaya sokmadan yarışmaları tamamlarım. Öyle olmazsa bana sedye getirirsiniz. Arkadaşım Tim Lane'ını dinleyin. Eskilerden çalarak gece yarısına dek burada. Güzel bir program. Kendisi en iyi yayıncılardan biridir. Evet, yarın görüşürüz. Tanrı sizinle olsun. Hey! İmdat! Durun! Durmak zorundasınız! Durun! Morgan pislikleri bana gübre için söz vermişti. Kimse lanet olası gübremi almama engel olamaz. Tamam Stockport, şimdi alkışlarınızla John Butler üçlüsü.